Kauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Fetih Suresi ile birlikteyiz. Allahu Teala surenin başında Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a verdiği nimetleri anlattı. Ve şimdi de biz müminlere verilen nimetleri gündem yapıyor. Dolayısıyla fetih sadece Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a verilen değil, bizlere de bahşedilendir. Çünkü biz onun ümmetiyiz haddizatında. Ee, öte yandan Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme verilen bağış, günahların affı, sonra nimetlerin tamamı erdirilmesi, sonra hidayetin yani cennet yolunun, sırat-ı müstakimin verilmesi ve bir de Allah katından gelen bir zaferin de azim bir yardımın da yine bizler için de olduğu anlamına gelecektir. Ama bununla birlikte Rabbimiz Teala biz müminlere de ashab-ı kiram öncelikle sekineti indirdi ve kalpler bununla mutmain oldu. Allahu Teala'nın verdiklerine razı olan bir yüreğe kavuştu Müslümanlar. Gelenin yani vahiy olarak gelenin hepsine tamam diyen kalpleri oldu ve İmtihanlara da evet diyen kalpleri oldu. Razı oldular Allahu Teala'dan. Allah da onları kendi verdiklerine razı olan kalplerle nimetlendirdi ve imanlarını Rabbimiz pekiştirdi, katladı ve her gün daha da çoğalan, gelişen bir sebatı onlara bahşetti müminlere. Bu Allahu Teala'nın gücü kuvvetidir. Allah dilediğini dilediği şekilde yapabilir. Gökler onun, yer onundur. Ordular ona aittir. Güç kuvvet başkalarında değil, Müslümanlardadır. Çünkü Allahu Teala'ya iman etmektedirler. Allahu Teala dilediği kimseyi dilediği şekilde aziz eder. İbrahim Aleyhisselam gibi tek başına bile olsa. İşte Müslümanlar da güçsüz de olsalar, dünya güçlü gibi görünse de hayır, Allah'tan yana olanlar mutlaka başarıya erişecekler. Çünkü Gök ve yer orduları Allah'a aitti. Alim olan Allah biliyor. Hikmetiyle de hükme diyor. Hikmetiyle de hükme diyordu. Şimdi Allahu Teala 5. ayet-i kerimede Müslümanlara dünyada verdiği bu nimetlerin dışında bak ne nimetler de bahşediyor. Verecek. Çünkü şöyle bir rivayet var. İnna fetahna leke fethammubine ayet-i kerimesi gelince sahabe-i kiram peygamberimize demişler ki ya Resulallah ya ne mutlu sana. Senin Allahu Teala gelmiş geçmiş bütün günahlarını sen için bağışladı. Peki bizim için ne var dediklerinde Rabbimiz bu ayeti kerimeyi indirdi diye rivayet var İbn Kesir tefsirinde. Li-yudkhilal mu'minina vel mu'minati cenneten tecrimeen tahti'l enharu halidin fiha ve yukeffiru anhum ve kana zalika inda Allahi fawzan azima. Allahu Teala şöyle buyurdu. Bütün bunlar Allah'ın iman eden erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması ve kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Meali ker mealini okudum ayet-i kerimenin. Çok şerefli bir geçiş var bu ayet-i kerimede. Çünkü Surenin başında Allahu Teala fetihü mübini bahsettikten sonra inna fetahna leke fetahamubina dedikten sonra Liyafira diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için nimetlerini saymaya başlamış. Li'afira allahu Allah Allahumma teqaddeme minke ve mataahhir 1 ve yutimme nimete aleyk 2 ve yehtike sırata müstakime 3 Allahu Teala bunları böyle söylemiş. Ve ardun ve yensuruke Allah nasran aziza demiş. Peygamber ve Vesselam'a verilenler bu şekilde fethe bağlamıştı, Feth-i mübine bağlamıştı. Şimdi peygamberine bu nimetleri bahşeden, onun ümmetine, ona iman eden Müslümanları da Allahu Teala hem de erkekli kadınla ayırarak liyudhile diye oraya bağlıyor. Ve bu Feth-i mübinin bir sonucu olarak bu fetih niçin vardır? Neler getirir? Rabbimiz bununla nasıl bir hayat ortaya koyar? Bunu öğreniyoruz ve bunun sonuçları ne olacak? Şimdi Allahu Teala bunu söylüyor. Li yudkhilal <laughs> mu'minina vel mu'minat cennet. Allahu Teala iman eden erkekleri ama iman eden hanımları cennetlere girdirecek, oraya koyacak. Allahu Teala'nın kesin bir isteği, arzusu budur ve onun dilediği olur. Öyle cennetler ki tecri min tahtihel enhar. Zemininden ırmaklar akar. Biliyorsunuz Kur'an'da Allahu Teala bunu çok söyler. Ama bundan önceki sure, Rabbim inşallah onu da konuşmayı bize lütfeder. Muhammed suresi Kıta suresinde özel bir ayette cennet nehirleri anlatılır. Cennet nehirlerinin şarap olduğunu ama hani başı döndürmeyen, insanı perişan etmeyen, sarhoş etmeyen bir şarap olduğu ve içilecek tertemiz suların aktığı ırmaklar, bal ırmakları, süt ırmakları olarak özel sıfatlarıyla Allahu Teala bunları bize tanıtır bir ebediliği, bir sonsuzluğu ırmaklar üzerinden dinleriz ve bundan sonraki ifade de odur zaten. Halidine <laughs> fiha ve orada ebedi kalacaklar. Ölüm biliyorsunuz bütün hesap bittikten sonra son cennetlik cehennemden çıkartılıp cennete konulduktan sonra kapılar kapanıp da sırat'ta ölüm bir koş şeklinde öldürüldükten, kesildikten sonra artık ebediyet başlamıştır iki taraf içinde. Ve cennetlikler sevinç içerisindedirler. Ebedi bir hayat vardır. Dünyada lezzetler de son buluyor. Dünyada zaferler de son buluyor. Hezimetler de, yenilgiler de, acılar, kederler, ayrılıklar, hüzünler hepsi son bulmaktadır. Dünya ölüm yurdudur, bitiş yurdudur. Cennet ise var olma yeridir. İşte orada ebedi olacaklar. Mümin erkekler, mümin kadınlar ve cennetlerdeler ve ırmaklar içerisindeler. Öte yandan ve yukeffir anhum seyyiatihim. Ve Allahu Teala bir de niçin yani bu fethi ortaya koydu? onların günahlarını da, hatalarını da, sıkıntılarını da, kötülüklerini de örtmek için, gidermek, kapatmak için. Allahu Teala'nın kıyamet gününde kötü olarak değerlendirip günah olarak notlandırılacak olan hataların Müslümanların bağışlanacağını anlıyoruz. Yani görmezden gelecek, affedecek, o sayfalar sanki silinecek böyle anlıyoruz. allah Teala bunlar yok kabul edip müminleri cennete döndürecek. Yaptıkları iyiliklerle kötülükleri silinmiş olacak. İmanları aslında bütün kötülüklerin bir silgisi haline gelecek. Rabbimiz bu şekilde müminleri ödüllendirecek. Öte yandan bir de bu ameller dünyada da olabilir. Bu hatalar, bu yanlışlarımız yolda dava iz üzereyken, İslam'ı yaşarken hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ve ashab-ı kiramdan söyleyelim. Bir rüyanın peşinde Muhammed Aleyhisselam'la birlikte Hudeybiye'ye doğru, Mekke'ye doğru giderken yapılan yanlışlar, hatalar, dil sürçmeleri, gönül tavırları problemleri, kaş göz işaretleri olabilir. Hatalar vardır Müslümanların, yolda yamukluklar gerçekleşebilir. Sonrasında da benzer durumlar hep olabilir gelmiştir. Biat esnasında da dönüş yolculuğunda kimi itirazlarla ya da üşengeçliklerle ama Allahu Teala onları örtüyor. Hatalarımızın üstünü örtüyor, kapatıyor. Değilse bildiğimiz bilmediğimiz, farkına vardığımız varmadığımız yanlışlarımız sebebiyle Hemen Allahu Teala cezalandırsa ve dünyada da bunun hemen karşılıklarını görür olsak, hayatı yaşamamız mümkün olmadığı gibi cennet de imkansız hale gelecektir. Çünkü küçük sapmalar büyük sapmaları doğurup duracaktır. Ama Allahu Teala özünde cennet yoluna kafayı takmış, oraya gitmeyi isteyen Muhammed Aleyhisselatü vesselamın peygamberin peşinde bir hayatı evet demiş olan Müslümanların hatalarını, günahlarını, eksikliklerini, bir takım yanlış hesaplarını örtüyor, kapatıyor. Onları yaşamamış gibi oluyoruz. Yürekler böylece temizleniyor, zihinler böylece temizleniyor. Rabbimizden umudumuz da budur. Değilse yıllar ve yıllar başka bilgilerle zihnimiz doldu. Gözlerimizden içeri giren bilgilerin haddi hesabı yok. Kulaklarımızdan içeriye dolan cümlelerin haddi hesabı yok. Seslerin, tınıların neler neler Yaşıyor bu kalp, bu kafa. Dolayısıyla e, temizliğimiz söz konusu değil. Allahu Teala'nın bizi temizlemesi olmasa, şu iman ile, şu Kur'an'ı okuyup anlamayla temizlenmemiz, hatalarımızın affı söz konusu olmasa, Müslümanca bir hayatı anlayamıyoruz bile. Bir sure'nin önüne oturuyorum, Fetih suresiyle birlikteyim. Ayetleri anlamak, kavramak yüreğime insin istiyorum. İyice zihnimde olsun dilimiz buna buna alışsın ve içinde yaşadığım hayata çözüm olsun istiyorum. Ki buna inanıyor bu böyledir. Ancak dopdolu olan başka şeylerle kalplerimiz, zihinlerimiz, hayatlarımız, olaylar, sıkıntılar ve değişik gündemler karşısında bu çok zor olacak. Ama çabalıyoruz. Tekrar imanımıza kuvvetle sarılıyoruz. Kadınlığımızı imanımızla oluşturacağız. Erkekliğimizi imanımızla oluşturacağız. Ve bu yolculuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ardına, onun sünnetinin ardına takılarak gerçekleştireceğiz. O zaman problemlerimiz çözülecek. Sorunlarımız bitecek. Defalarca söylemeye çalıştığımız bir konu belki ama tekrar tekrar bir daha söylememiz gerekir. Ev problemlerimiz biter. Gönül problemlerimiz biter. Zihin problemlerimiz biter. Allahu Teala'nın istediği bir hayatı yaşamak için bir gayretin, bir çabanın, bir sayin içine düştüğümüzde Rabbim umarım hatalarımızı, problemlerimizi, sıkıntılarımızı giderir. Bize yeni kapılar açar. Ve kana zalike indallahi fevzen azim. İşte bu durumda zaten Allah katında azim, muazzam bir başarıdır. Düşünebiliyor musunuz? Hemen iki ayet arka arkaya neredeyse geliyor. Üçüncü ayetin sonu nasran aziza idi. Şimdi bu ayetin sonu ise fevzen azima. Azizleştiren bir yardım, muazzam bir başarı. Allahu Ekber. Verilenler ne kadar büyük lütuflar. Surenin kendisi büyük bir lütuf ve şimdi gelen de budur. Hangi başarıya odaklandık? Bütün dünya başarıların peşinde koşuyor. Ekonomik başarılar, siyasi başarılar, eğitim başarıları, Evlilikte şöyle şöyle olmak, siyasette böyle böyle olmak, ticarette böyle böyle olmak konuşuluyor. Bakın Fevzan azima e budur. Azim, azametli, muazzam, hayran olunacak, peşine düşülecek, gerçekten hayatımızda büyük yer alacak olan gündem budur. Ve başarmak zorunda olduğumuz konu da budur. Bunu veren de Allahu Teala'dır ve biz onun kitabına devam ediyor. Onun bize indirdiği bilginin ardına takılıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.